Ahmet abi benim kafama girip beni rezil etmişti. Şimdi sıra bende. Ama onun nasıl güçlü bir kafama girdiğini bilmiyorum. O yüzden gizli kısımdaki kuşuma büyüsünü almam gerek. Bekle beni Samet abi. Sonunda geldim ama burada bir yazı varmış. Bakayım. Sandığı açabilmek için kitaptaki soruları cevapla. Vay Samet abi sandığa şifre koymuş demek. Tamam çözelim bakalım. İlk soruyu okuyalım. Kaç ayda 28 gün vardır? Bu çok kolay. Şubat 28 gündür. Hemen yazayım. Cevap 1. Aa doğru ya. 1 değil 12 olacak. Her ay içinde 28 gün vardır. Bunu nasıl bilemem ya. Evet geldik ikinci soruya. Akvaryum. Daha 5 balık vardır. İkisi ölmüşse kaç balık kalır? Bu nasıl bir soru ya? Tabii ki de 3 balık kalır. Kendi diyor. İkisi öldü. İzleyiciler abone olursa devam edersin yoksa kaybedersin. Arkadaşlar lütfen abone olun. Büyük kazanmam lazım. Yoksa Samet abinin kafasına giremem. Bu ne ya? Hala bitmedi mi? Ne zorlaşmış. Bir yarışta ikinciye geçersen kaçıncı olursun? İşte bunu bilmiyorum. Ben kazanacağım. Evet işte geliyorum ve kazandım. Yes. Hasan ben kazandım yine. Ve sana bir sorum var. Bir yarışta ikinciyi geçersen kaçıncı olursun? Söyle bakalım. Tabii ki birinci olurum. Bu nasıl soru Samet abi ya? Birinci mi olurum? İyi düşün. İkinciyi geçiyorsun. Yani sen ikinci oluyorsun bu sefer. Birinci olmazsın Hasan. Biraz kafayı çalıştır ya. Aa doğru. Benim aklıma gelmedi ya. Aferin. Birazcık daha zekileşmeye başladın. Her gün daha da zekileşiyorsun Hasan. Samet abi sayesinde kazanacağım bunu ve onunla şaka yapacağım. Bu daha komik oldu. Bekle beni Samet abi. Aa başardım. Samet abinin kafasına girdim işte. Şimdi çok eğleneceğiz. Bakalım bunlar da neymiş. Vay be ne özellikler varmış böyle. Yalnız Samet abi birkaç tuş daha varmış. Ama onların üzerinde yazı yok. Acaba ne? Neyse uyanınca görürüz artık. Amma uyumuşum ya. İçeri gideyim biraz. Ne yapıyorsunuz gençler? Samet neredesin ya? Kaç saattir uyuyorsun? Vallahi seni hiç uyanmayacaksın sandım ha. Ya sorma Boksi bu içim geçmiş biraz da. Hasan nerede? Ben de görmedim vallahi ya. Demek beni arıyorsun. Durun ben size kendimi hatırlatayım. Ne oluyor ya bana? Samet ne yaptın ya hepimizin içinde geğirme? Bu ne ya? Vallahi bilerek yanmadım Boksi bu. Gaz sıkışması oldu galiba. Karnımda da bir ağrı var. Başım da dönüyor anlamadım ki neden böyle oldu ya. Neyse ben de İpek'le görüşmeye gidecektim. O bana iyi gelecek. İpek kim ya? Yengemiz mi yoksa? Kısmet be Boksi bu. Belli olmaz o işler. Evet kısmet. Göreceksin sen kısmet. Samet abi. İpek ne haber canım? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Gördüğün gibi mükemmelim. Şimdilik iyisin Samet abi. Şu hızlı konuşma butonuna basalım bakalım. Sana ne diyeceğim? Nereye bakıyorsun? Ne dedin? Ne oluyor? Ben niye böyle konuşuyorum? Anlamadım ki. Ne? Zıt Erenköy. Ne diyorsun sen ya? Bilmiyorum. Ben ne dediğimi bilmiyorum şu an. Ne oluyor? Çok eğleniyorum ya. Böyle arkamdan gülmüştün değil mi Samet abi? İpek kusura bakma ya. Demin ne oldu anlamadım. Ağzımdan kaçtı. Yanlışlıkla söyledim. Neyse. Heyecandan oldu herhalde. Durun daha bitmedi. Allah ne oluyor bana? Duramıyorum İpek. Gel sen de oyna. Beynim bana oyna diyor. Duramıyorum vallahi. Samet ne yapıyorsun? Buraya konuşmaya geldik. Dalga mı geçiyorsun benimle? Şaka değil gerçekten duramıyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Ne oluyor bana? Tamam hadi yeter. Çok yoruldum. Samet abi bir de güzel oynayabilsen. Otur çabuk Samet. Şaka yapmayı bırak. Haklısın ya ben de anlamadım ne olduğunu. Oturalım. Eğlenme zamanı geldi. Peki senin en sevdiğin... Samet neyin var senin böyle? Senin ne... Ne oluyor? Samet
bu çok komiksin ya. Ne oldu, dilin mi dolandı, heyecanlandın? Neyse geri kapatayım, hadi yeter, acıdım. Oh be, sonunda durdu. Neyse ya, senin en sevdiğin yemek neydi söylesene. Et yemeklerini severim ben. Demek et seversin. Eğer karnın acıktıysa beraber yemek yiyebiliriz. Tamam, olur, gidelim. Bir de şu yazıklara basalım bakalım ne çıkacak. Allah, duramıyorum lan, ne oluyor, yine ben koşmaya başladım. Samet, neden koşuyorsun, yetişemiyorum sana. Ne oldu Samet abi, çok mu acıktın? Koş koş, geç kalma. Anlamadım ki İpek, ayaklarım beni uçurmaya başladı birden. Of, duramıyorum. Oh, geldik. Vallahi neden koştum ben de bilmiyorum İpek ya. Neyse gel içeri girelim. Çok acıktım İpek. Karnım zil gibi çalıyor. Ben de öyle. Hadi başlayalım. Başlayın başlayın. Şu tuşa basalım bakalım. Samet ne yapıyorsun ya? Onlar benim de. Ne kadar saygısızsın. Benim yemeğimi de yedin. Samet abi belli belli çok acıkmışsın. İpek özür dilerim ya. Ben sadece kendiminkini yemek istiyordum. Durduramıyorum kendimi. Hepsini yedim. Nasıl olduğunu anlamıyorum. Kontrol edemiyorum kendimi. Ben eve gidiyorum. Seninle daha fazla oturmak istemiyorum Samet. Aa, kız gidecek. Fazla mı şık yaptık acaba ya? İpek lütfen gitme. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Elimi yüzümü yıkayayım, kendime gelirim. Bekle, tamam mı? Hemen geleceğim. İyi tamam. Sana son bir şans daha veriyorum. Artık saçmalamayı bırak. Allah'ım ne oluyor bana ya? Samet kendine gel. Kız gidecek. Doğru düzgün onu tavlamalısın. Onu mutlu etmelisin. Haydi yapabilirsin. Kendini kontrol et ve onu tavla. Samet bugün ne kadar garip davranıyor ya. Bir daha böyle yaparsa kalkıp gideceğim. Ben geldim. Tekrardan özür dilerim. Şu an daha iyiyim. Neyse neyse tamam. Tatlı yiyelim mi? Sen zaten tatlısın ama olur, tatlı da yiyelim. Bu kadar sakini gider. Şimdi ortalığı karıştırma vakti. Samet ne yapıyorsun ya? İğrenç. Üstün mahvoldu. Çok özür dilerim İpek ya. Ne oluyor bana? Galiba çok ince oldu. Ben gidiyorum. Sakın bir daha beni arama. İpek ne olur gitme. Geri dön. Olamaz ya. Ne yapacağım şimdi? Pes etmek yok Samet. Tamam İpek, senin gönlünü alacağım şimdi. Samet, ne işin var senin burada? İpek özür dilerim ya. Senin gönlünü almaya geldim. Kötü davrandım sana. İyi, o kadar gelmişsin. Geç bari. Oo, evin ne kadar güzel. Harbiden tasarımları beğendim. Koltuklar, şömine. Maşallah bayağı iyi yapmışsın ha. Hadi biraz da bunları karıştıralım. Allah yine bana ne oluyor lan, ters döndüm. Samet ne yapıyorsun ya, her şeyi kırıp döktün. Ya anlamadım, her şey ters döndü yoksa ben mi ters döndüm? Samet git buradan, istemiyorum. Olmadan düzelteyim bari. Bak düzeldim, hemen toplayacağım buraları, lütfen kızma. Nasıl oldu anlamıyorum. Her şeyi kırdın Samet. Ya İpek tamam, eşyalar kırıldı da kalplerimiz kırılmasın. Ben yenisini alırım sana. Midem ağrıyor. Sen iğrençsin. Bir de özür dileyeceğim demiştin, böyle mi? Özür dilerim İpek, ben gidiyorum. Samet ne oluyor sana ya? Of ya, of başıma gelenler, bunlar ne ya? Samet ne oldu, neyin var? Bugün başıma neler geldi bir bilsen. Ne oldu ki, anlatsana. Valla rezil oldum kıza ya. Garip garip şeyler yaptım, anlamadım ki. Geçmiş olsun ya, ben de anlamadım ne dediğini ama neyse. Yeter artık, dayanamayacağım. Gidip gerçekleri anlatayım. İnşallah Samet abi bana çok kızmaz. Hasan sen nereden çıktın ya? Şey Samet abi, kızmazsan sana bir şey itiraf edeceğim de. Yoksa aklıma gelen şeyi mi yaptın? Evet Samet abi, senden intikam almak için ben de senin kafanın içine girmiştim. Aslında sana o bitenleri ben yaptırdım. Ya oğlum güzel bir kızı kaçırdık ya, ne güzel tatlı bir kızdı. Samet abi, etme bulma dünyası. Nasıl küçüldün Hasan, büyümeyi biliyor musun peki sen?
Aa, ben nasıl eski halime dönüşeceğim ya? Aa, onu da ben biliyorum. Söylemeyeceğim. Söyle de eski halime döneyim ben de. Yo, bana ne bana ne, öyle kal, söylemeyeceğim. Aa, etme bulma dünyası Hasan. Hadi bakalım minicik kal öyle. Hadi ben gidiyorum, bay bay. Söylemeyeceğim bana ne, söylemeyeceğim bana ne. Küçücük kal, minik Hasan, küçücük Hasan. Öyle kalacaksın, öyle kalacaksın. Arkadaşlar, bir önceki bölümü izlemek isterseniz sol tarafa tıklayıp izleyebilirsiniz. Like atıp abone olursanız yeni bölüm çok yakında sizlerle. Aa, bu ne? Samet Parlak beynini...